İyi akşamlar. 1 Mayıs akşam 11. Bugünkü ikinci videomuz dolar analizi videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar dolarda tuhaf bir hareket var. Uzun süredir biliyorsunuz 7, 6.96, 6.97, 7, 6.96, 6.97. Uzun süredir saçma sapan hareketler yapıyordu. 29 Nisan tarihinde benim sistemime göre 6.90 7.98 civarlarından sat sinyali oluşmuştu. Ancak ben o gün de söylemiştim. Çok garip bir hareket olduğu için yukarıda 7 lira var, aşağıya da gidemiyor. Aşağıdan tepki yükselişleri geliyor. Sürekli alım olduğu için yukarı gitmek istiyor aslında doğal yapısı olarak ama büyük ihtimal kamu bankaları izin vermediği için aşağı doğru geliyordu. Tepeye tavana çarpar gibi geri geliyor. Aşağıda ne kadar alıcı iştahlı olsa da yukarıdan geri dönüyordu. Ancak bugün 1 Mayıs piyasalar kapalıydı. Devlet daireleri kapalıydı. Bundan dolayı olabilir ki dolar 7 lirayı gerçekten bu sefer üstünde geçti. Onu geçer geçmez ben zaten söylemiştim daha önceden daha farklı bir hal alabilir durum diye. Ama yine de bu sığ piyasalarda oluştuğu için çok yani sağlıklı bir gün olmayabilir ama analiz açısından yine de biz teknik analiz sinyallerimiz ne diyor? Ona bağlı kalmak koşuluyla sinyalleri size aktaracağım. Karar sizin tabii ki arkadaşlar. Bugünü pas geçip ben pazartesiyi görmek istiyorum. Bugünkü ya da oluşan sinyalleri göze almam ya da kendim ayrıca zaten değerlendiriyorum derseniz onu siz bilirsiniz. Ama ben kendi sistemime göre, teknik analiz sistemime göre hangi sinyaller oluşmuş onları size aktaracağım şimdi. Günlük bazda arkadaşlar dediğim gibi 29 Nisan tarihinde 6.97-98 civarında 6.97-70'ti hatırladığım kadarıyla oradan sat sinyalimiz oluşmuştu. Şimdi bugün ise 6.98.5 seviyesinden al sinyalimiz oluştu. 7'yi kırmasıyla beraber hem bu formasyonu kırdı. Şöyle bir üçgen formasyonu vardı aslında şöyle şuradan gelen. Şöyle ufaktan çizeyim ben. Şöyle bir üçgen formasyonu vardı dar alan. Bunu size hatta ben söylemiştim. 4-5 Mayıs'ta bir kırılma bekliyorum. Pardon, şurada 4-5 Mayıs'ta bir kırılma bekliyorum. Artık dolar kendine bir yön bulacak diye söylemiştim eğer bu trend bir yere kırılacaksa diye. Ancak zaman kalmadığı için bir yöne gitmesi gerekiyor artık. Yani ya yukarı gider, daha önce söylemiştim 7.05, 7.13, 7.25, 7.24 civarında da yukarıda daha büyük dirençler vardı. Şöyle göstereyim sizlere. Oralara gitmesi için bu trendin artık belli olması gerekiyor. Bugün bir sinyalini verdi ama bugün sığ piyasa olduğu için açıkçası çok emin değilim bu hareketin doğru yönde olmasının devam etmeyeceğini. Çok net göremiyorum. Dolayısıyla pazartesi bakmak daha doğru olabilir. Ancak tabii fırsatı kaçırmak istemiyorum dersiniz. Sinyal olarak baktığımızda 6.98.5'tan bugün al sinyalin geldiğini görüyorum. Şöyle bir mum grafiğine baktığımızda bugünün 7.04'lere kadar çıkmış. Ancak demin 7 idi. Şimdi 7.01, 7.02'lere doğru bir hareket yapıyor. Ancak yine de hareketin çok güçlü olmadığını, yukarıdan bir dirençle karşılaşıp gövdesinin altında kaldığını gösteriyor. Şu an orta noktaya yakın bir yerdeyiz. Yani hafif bir yükseliş eğilimi var gibi gözüküyor. Aşırı güçlü bir şey yok, yükseliş yok, gücü yok. Ancak 7 seviyesinin üstünde kalması bence bu harekete devam ettir. Tabii dediğim gibi 7.05'ler var. Tekrar aşağı gelirse 7 seviyesi 6.99, 7 seviyesi oldukça kritik olacak. Bunun altında kapanışlar 6.90'lara bizi götürebilir. Veya aşağıdan gelen bir ağırlık ortalamamız vardı. Bugün için 6.94. Bu pazartesi için 6.95, salı günü için kabaca 6.98 olacak diye düşünüyorum. Ya 6.98'i kıracaktır, aşağı gelecektir ya da 7.05'leri kırıp daha yukarıları gidecektir diye düşünüyorum. O zaman kırarsa nereye gider derseniz şöyle bir şey yapabilir arkadaşlar. Şöyle mor renkte mi yapsam, mavi renkte yapsam daha iyi olur sanki. Şöyle bir hareket vardı arkadaşlar aslında şöyle sıkışan bir hareket vardı. Şu an onu kırdı. Şurada çok bir zayıf bir hareket olduğunu gösterdi. Pazartesi bu aşağı gelecektir belki 7 seviyelerine tekrardan.
Oradan toplayıp yukarı doğru güç toplayıp giderse buradan dirençle karşılaşacaktır. Tekrar trendi değebilir. Burayı aşağı kırarsa farklı bir hareket olur. Yukarı kırarsa da yani 705'i kırarsa şu trendin daha doğrusu şu kanalın şu siyahla iki çizginin oraya doğru üstüne doğru bir hareket olabilir. Dolayısıyla ilk başta eğer pazartesi olursa bu hareket 7.15, 7.16 civarları direnç gözüküyor. Diğer tarafta da 7.18 salı günü direnç gözüküyor. Aşağılarda dediğim gibi 6.98 pardon 6.99 7 seviyesi destek gözüküyor pazartesi salı. Aynı şekilde 7.01 destek gözüküyor. Bunun altında olması farklı bir şey, bunun üstünde olması farklı bir şey olacak. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Sığ piyasa olması biraz belirsizlik yaratıyor. Ancak bugün bu fiyattan kapatırsa al sinyalinin geldiğini benim analiz sistemime göre söylemek isterim. 5 saatlikte de zaten daha önce de söylemişimdir. Şöyle hızlıca bakalım arkadaşlar. Oradaki al sinyali daha erken geldi. Evet, oradaki al sinyali ise pardon arkadaşlar şunu temizleyeyim. Rahat görmeniz için. Evet. Oradaki al sinyali daha erken geldi. 6.97 seviyesinden gelmişti. Ancak günlük seviyede al sinyalin 6.98 tarafından teyit edildiğini gördüm. O yüzden sizlere bildirmek istiyorum. Ancak bu piyasada ne kadar doğru yanlış sizin tercihiniz. O yüzden pazartesi salı tekrardan değerlendireceğiz. İyi akşamlar, teşekkürler.